Arkadaşlar merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veysel Altuntaş. Sizinle beraber 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 3. ünitemiz olan şiir ünitesiyle devam ediyoruz. Bugün kaside konusunu işleyeceğiz. Kaside bir kaside örneğine bakacağız. Sonra kaside ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. Evet. Öncelikle CD ile ilgili burada bir hazırlık soruları var. Hazırlık soruları sorularıyla başlayalım. Övmek, övülmek ve övünmek kavramları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşınız denmiş. Arkadaşlar tabii ki e, her insan övülmek ister, e, çevresi tarafından kabul edilmek ister. Bu konuda sizin de düşünceleriniz nelerdir? Sizin bu konudaki duygularınız nelerdir? Nasıl bir hisse sahipsiniz? Arkadaşlarınızla, ailenizle bu fikirleri konuşabilir, tartışabilirsiniz. İkinci soruda bir sanatçıyı övmenin veya yermenin onun başarısına katkı sağlayabileceğini düşünüyor musunuz? Arkadaşlar, bu da yine öznel bir durum ama elbette bir sanatçıyı överek onun yapıtlarını daha da geliştirmesini, onu yapıtlarının beğenildiğini göstererek aslında gururlandırıp eserlerini üretmeye devam etmesini sağlayabiliriz. Bunun haricinde yermek yani eleştirmek de yapıcı olmak şartıyla yani yıkıcı değil tamamen eleştirmek için eleştirmek amacıyla değil de e, eksiklikleri göstermek, görülen eksiklikleri göstermek bunu da yolu yordamıyla e, yapılması gereken biçimiyle yapıldığı zaman elbette o sanatçıyı geliştirecek ve onun katı kapatılmasını ve daha ileriye taşınmasını sağlayacaktır. Ama burada yör, yermenin de övmenin de arkadaşlar bir sınırının olması gerektiğini ve bunu da belirli bir kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade etmekte büyük fayda var. Fakat günümüzde maalesef bu iki kurala da uyulmuyor. İfrat ve tefrit olduğunu söyleyebiliriz. Ne olması gerekiyor aslında? Olması gerekeni. Eğer bir alanda uzmansak ve bu alanda yanlış yapıldığını hissediyorsak, bu konuyla ilgili gerekli söylemleri, söyleyeceklerimizi yine gerekli bir biçimde, formatta söylemek çok önemlidir. burada, burada da sanatçı eğer eleştirileri eleştirileri açık biri ise, kendi düşüncelerini ve başkalarının düşüncelerini önemsiyor ve ona göre hareket ediyorsa, elbette onu geliştirecektir fakat önemsemiyorsa tabii ki o da kendi bileceği iştir diyebiliriz. Burada bir kaside örneğimiz var. Beraber kasideyi okuyalım arkadaşlar. Beyitlerden oluşuyor zaten meydana geliyor görürsünüz şimdi. Der tarifi şehri Edrine ba Sultan Ahmet Han. Edrine şehri mi bu ya gülşeni meva mıdır? anda kasrı padişahi cenneti âlâ mıdır? Beyt-i mamur felek mi ol fezada ol saray? Ya zemini cennet olmuş Kabe-i ulyâ mıdır? Cuylar mı devr iden tarfı çemen yahut ma ipervaz ile kat olmuş yeşil hara mıdır? Sebzu hürrem bir feza mı her kenarı cuy var? Ya miyanı cuda aksi künbed i hadramıdır. Hıfz için yahut vücudu padişah hücüylar pasbanı gençi devlet olmuş ejderha mıdır? Cenneti görmüş bir Adem var ise gelsün disün tarhı anın dahı böyle dilkeş urana mıdır? Güllerinde var mı böyle rengi buyu dil firip ya nesimi subhu böyle büstan pira mıdır? Bir dıraht ser firazı var mı bağ cennetin? Yoksa ancak vaizin medh ettiği tuğba mıdır? Bunda tuğbadan kalır mı müşk bidi ser nigun? Ya gubar bergi tuğba anda müşk asa mıdır? Habbeza cayı neşat efzaki rıdvan görse ger hayretinden diridi bu cennet midir dünya mıdır Su'nu hak ya Gülşeyni cennetten ifraz eylemiş başka bir cayı tarab engiz ugam fersa mıdır Daima böyle müferrih mi bu cayı dil kuşa Her zaman a bu hevası böyle ruh efza mıdır? Yoksa şimdi eyleyen abu hevasın terbiyet, afitabı devleti şahı cihan ara mıdır? Yani Sultan Ahmedi Adil ki ferşi dergahı arştan ala değilse çarhtan edna mıdır? Şahı din perver ki teşrifi kudumi ile zemin arşa naz eylerse istignası istigna mıdır? mülk arayı devlet kim füruğundan felek? Mihrini fark eylemez, pinhan mıdır, peyda mıdır? Şarh ana tazim idub İskender risani demek, şanına nispet meğer bir medhi müstesna mıdır? vasfı buyu hulkumu satr -ı hat -ı şairde ya mevci deryayı suhanda anberi sara mıdır mülki pür adlinde hod idmez teka karban harisi kala mıdır ya düzdü bir perva mıdır asuman mı afitab ile şitab itmekte ya Ziri ranında semendi cüsti çabuk pa mıdır? Ol cihan gerd u sebu kurev kim tevefut eylemez. Ziri payında zemin derya mıdır, sahra mıdır? Berki mahzi kendi reng itse bilinmez peykeri. Rahşı çabuk pa mıdır, ya kuha pa berca mıdır? Hüsreva bu gırrala nursam gör sözüm lafı bir mana mıdır ya bir kuru dava da ya bir kuru dava mıdır Bunca demdir dava isahib kıranı eylerin bir mübariz yok mu meydanı suhan tenha mıdır Dürri nazmın çarha mengüş olsa bilmez rüzigar şir inef i midir ol ya kevke bir şira mıdır? Nur mevvac meani mi sözümde berk uran ya libası nazmımın bir ateşi haram Ma'ni i rengin mi lafsı abdarımda yahut sagar minaya konmuş lale gün sahba mıdır? Bikri ma'nimi dilimde pertevi ilham ile ya felekte afitabı zühreyi zehra mıdır? Fikri pür mazmun mıdır ayine-i tabımda ya? Aksi nakş-ı kargâh-ı ı, -ı âlem-i -ı, âlem mıdır? Söz dükendi nice bir davayı şir-u şairi, laf-u dava, bir taraf şimdi dua hengamıdır. Ta felek kadru meratip anlaya hem bildüre. Herkesin miktarını edna mıdır, mıdır? Ol kadar kadri bülend olsun ki gerdun bilmeye. Arş-ı yeri ya kurbu ev edna Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nefi'inin... 17. yüzyılın önemli şairlerinden birinin yazmış olduğu bir şiir, bir kaside, fa'ilatun 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 fa'ilun kalıbıyla yazıldığını ifade etmek mümkün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kasidenin zaten uzun bir nazım biçim olduğunu biliyoruz. Bu yüzden uzun sürdü. Şiiri okumakta fark etmişsinizdir. Anlamlar var. O anlamını bilmediğimiz Farsça, Arapça. ...tamlamaların olduğunu fark etmiştinizdir sizde. Burada onların hepsinin açıklaması, bir bölümün açıklaması var. Siz de anlamına bakmanızı tavsiye ederiz. Biz en azından şiiri bir kere okumanın, o şiirin aslında bir ritminin olduğunu ifade etmek için... ...bu okumayı gerçekleştirdiğimizi ifade edelim. Gördüğünüz gibi burada bir bölüm tamamen şiirin içinde geçen kelimelerin anlamlarıyla ortaya çıkmıştır. ...sözlük okumaları oldukça önemlidir arkadaşlar. Cemil Meriç de sözlük okumalarının oldukça önemli olduğunu ifade eder. Orada sözlüğün aslında birer zihni geliştirme aracı olduğunu... ...birçok yazar ve birçok önemli düşünür söyler. Bu anlamda kitabımızda da az önce okuduğumuz şiirle ilgili şiirde geçen ifadelerin anlamlarının olduğunu görmek oldukça sevindirici. Sizin için de kolaylaştırıcıdır ama bunun haricinde sözlük okumak, kelimelerimizin, kültürümüzün saklı hazinelerini görmek bence çok önemli. Ümit ediyorum sizin için de öyledir. Evet şimdi kaside ile ilgili arkadaşlar, yani yukarıda okuduğumuz kaside özelinde kasidenin genel açıklamalarıyla ilgili bilgilere bakalım. Okuduğunuz metin Sultan Ahmet'in övgüsünü yapmak amacıyla yazılmış bir kaside örneğidir. Kasideler zaten övgü amacıyla yazılır. Hatırlarsanız hazırlık sorularında da övülmek, övmek sizde nasıl duygular ifade eder diye sormuştuk. Metin önce Edirne şehrinin övgüsüyle başlar. Metinde şehrin uçsuz bucaksız, paha biçilmez güzelliğine dikkat çekilir. Sonra padişahın övgüsüne geçilir. Bu bölümde mübalağalı ve ağır bir dil kullanan şair... Padişahı İran'ın meşhur şahsiyetleriyle karşılaştırır ve padişahın onlardan üstün olduğunu vurgular. Burada arkadaşlar İran'dan bahsedilmesinin aslında bir diğer sebebi de e, divan şiiri şiirde İran'dan beslenir. İran'daki şiirden formlarını alır ve özelliklerini alır. Bu anlamda yönü İran şiirine döndüğü için hani oradan örnekler verilmesi aslında normaldir diyebiliriz. Ardından şair padişaha yaptığı övgünün bir o kadarını da kendisine yapar. Biz buna da arkadaşlar fahriye diyoruz. Şimdi medhiye padişaha yapılan övgü. Fahriye de şairin kendisine yapılan övgüsüdür. Kendisine yaptığı övgüdür. Arkadaşlar nef'i de az önce okuduğumuz şiirin sahibi, kasidenin sahibi hem medhiyede hem fahriyede özellikle fahriyede oldukça ileri gitmiş, ve kendini aşırı bir şekilde övmüştür arkadaşlar. Bu özelliklerinin ön planda olduğunu ifade etmekte fayda var. Burada şairliğinin ne kadar güçlü olduğunu dile getirir. Bundaki amaç sıradan bir şair tarafından değil güçlü bir şair tarafından övüldüğünü hissetmektir, hissettirmektir. Amaç şu arkadaşlar ben öyle büyük bir şairim ki ey padişahım seni ben övebilirim ancak benden başkası övemez. Benden daha iyi bir şair yok ki seni övebilsin. Ancak ben överim. Bu yüzden benim övgüm değerlidir diyor arkadaşlar. Bu anlamda kasidenin divan edebiyatında sıklıkla kullanılan bir nazım biçimi olduğunu söylemek mümkün. Halil İnanç'ın Şair ve Patron adlı kitabında eserinde çalışmasında bu kaside örneklerine sıklıkla yer verilir ve divan şiirinde arkadaşlar kasidenin daha doğrusu divan şiirinde şairin padişahı övme gerekçesini padişahın da bu şiirlere olan iltifatını ve onların bu, bu tarz şiirler yazanları onun şiir yeteneğine hayran kaldığı zaman beğendiği zaman onu ödüllendirdiğini biliyoruz. İnancık bunların hepsinin açıklamasını yapmıştır. O zamanların şiirlerinin aslında günümüzdeki medya gibi olduğunu, o ifadeleri okuduğu zaman aslında o işte şiirlerin, övgülerinin aynı zamanda şairin de bir propaganda aracı olduğunu, şey padişahın da bir propaganda aracı olduğunu ifade eder. Şair de hem şiir yazarak kendi hayatını ikame ettirmiş olur hem de padişahın koruması altına girmiş olur. Bu anlamda Şair ve Patron adlı kitap Halin İnancı'nın tavsiye edilir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Kaside Arap Edebiyatı'ndan İran Edebiyatı'na, oradan da Türk Edebiyatı'na geçmiştir. Kasideler din veya devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılır. Bazen kasidelerde yergi eleştiri de söz konusudur. Kaside denilince akla gelen ilk isim Nef'idir arkadaşlar. Kasideler divan şiirinin beyitlerle kurulan nazım biçimlerindendir. Beyitler XA, XA, XA şeklinde kafiyelenmekte ve beyit sayısı 33 ila 99 arasında değişmektedir. Bütün divan şiiri nazım biçimlerinde olduğu gibi aruz ölçümüz aruz ölçüsüdür. Gazeldeki gibi ilk beyit matla, son beyit makta'dır. Kasidenin en güzel beytine beytül kasit, kasidenin evi anlamına gelecek bir ifade kullanılır. Şairin mahlasının bulunduğu beyte ise taç beyit adı verilmektedir. Kasidelerde şair doğrudan övgüye başlamaz. Önce sanat gücünü göstermek, hayal gücünün zenginliğini ortaya çıkarmak için bir giriş yapar. Bu bölüm nesip ya da teşbip adıyla anılmaktadır. Şe şair burada bir şehrin, mevsimin, atın, gecenin tasvirini yapabilir arkadaşlar. Bunlarda da aslında işte eğer bir mevsimden bahsediyorsa şitaiye, kış mevsiminden bahsediyorsa şitaiye, attan bahsediyorsa arkadaşlar atın övgüsü varsa rahşiye, bir şehrin övgüsü varsa şehrengiz diyebiliriz. Böyle çeşitli alt başlıkları da ayrıldığını ifade edebiliriz. Nesipten sonra övgüye geçileceğini haber veren bir beytten oluşan girizgah bölümü gelir. Artık giriş yapılacağını ifade eder yani Kaside'nin yazılma nedeni olan övgünün yer aldığı bölüm methiyedir. Yani kaside bu bölüm için yazılır asıl. Padişah ya da din adamı ya da devlet büyüğü övülecektir bu bölümde. İşte biz buna methiye diyoruz arkadaşlar. Methiyenin ardından daha lirik bir bölüm olan tegazül bölümü gelir ki burada bir gazel söylenir. Burada arkadaşlar aslında gazel yani methiyeden sonra tekrar gazele geçilmesinin amacı şöyle söylenir e, metiyeden sonra okuyucu sıkılmasın. Bir de ona böyle bir lirik, biraz daha duygu yoğunluğunun olduğu bir şiir, bir bölüm okutalım ki o sıkıntı, sıkılma olasılığı ortadan kalksın ve kendini daha rahat hissetsin okuyucu, okumaya devam etsin denir. Sonra tagazul bölüm her bölümde, her şiirde olmayabilir, o başka mevzu, her kaside de olmayabilir tabii ki. Sonra Fahriye bölümü gelir. İşte Fahriye bölümü de arkadaşlar şairin kendisini övdüğü bölümdür. Fahriye e, ne dedik? Şairin kendisini övüp padişaha seni ben överim ancak benim gibi yetenekli bir şair över dediği bölümdür aslında. Kendisini bazen çok abartıya kaçacak şekilde övdüğü de görülmüştür arkadaşlar. Ama burada ne yapılır işte methiye yani şairin övdüğü kişi kadar övülmez. Kendisini biraz daha alt tarafta tutar. Ama burada işte Nefiye'nin arkadaşlar Fahriye'de oldukça önemli bir yer... ...tuttuğunu, önemli bir isim olduğunu ifade etmekte fayda var arkadaşlar. Sonra bu iki bölümde dil oldukça ağırdır. Sonrasında şairin mahlasının yer aldığı taç beyit bulunur. Son bölümde ise dua bölümü olarak adlandırılır. Şair burada övdüğü kişinin uzun ömürlü olmasını, bahtının açık olması gibi... ...iyi dileklerde bulunarak ona dua eder. Kasidelerin adlandırmalarında değişik yöntemler uygulanmaktadır. Aslında bunu az önce söylemiştim. Bunlardan birincisi nesibde işlenen konuya göre yapılan adlandırmadır. Mesela kasidenin nesip bölümünde kış anlatılıyorsa bu kasiye şitaiyedir arkadaşlar. Bahar anlatılıyorsa bahariyedir. Az önce söyledim attan bahsediliyorsa rahşiyedir arkadaşlar. Eğer bir şehirden bahsediyorsa şehrengizdir. Böyle ifadeler kullanılabilir. Bu adlandırmaların haricinde Redif'e göre de adlandırmalar yapılır. Mesela su kasidesi diye bir kasidemiz vardır Fuzuli'nin. Mesela o su kasidesi diye alınır. Ahmet Paşa'nın güneş kasidesi vardır. Güneş Redif'ini kullanmıştır. Biz ona güneş kadis kasidesi adını veririz. Kasideler arkadaşlar işledikleri konulara göre isimlere de ayrılmaktadır. Bu türler arasında Allah'ın birliğini anlatanlara tevhid, Allah'a dua etmek, yalvarıp yakarmaya münacat. Peygamber Efendimizin övgüsünün yer aldığı kaside türüne naat. İşte Fuzuli'nin su kasidesi bir naat örneğidir. Bir kimsenin aksayan yönlerini yermek amacıyla yazılanlara hicviye. Bir kişinin övüldüğü kaside türüne methiye. Şairin kendini övdüğü kasidelere de fahriye adı verilir. Divan edebiyatımızda arkadaşlar mesnevi gazel kasideden başka Kıt'a ve müstezat nazım biçimleri de beyitlerle kurulmaktadır. Bu önemli. Kıt'a isminden dolayı acaba dörtlüklerle yazılmış gibi bir ifade olabilir? Hayır, bunlar da beyitlerle yazılır arkadaşlar. Kıta'lar xaa xaa şeklinde kafiyelenen iki beyitlik nazım biçimidir. Müstezat ise gazel beyitlerinin her bir dizesine bir kısa dize eklenerek aruzun özel bir kalıbıyla yazılır. Nefi şiirler, Nefi'nin şiirlerinde Türk edebiyatında 17. yüzyılda etkisi görülmeye başlanan sepki hindi akımının izlerini de görmek mümkündür. Hint üslubu, Hint tarzı anlamına gelen bu sözcük Naili, Neşati ve 18. yüzyılda arkadaşlar Şeyh Galip'le bu Osmanlı ve divan edebiyatında zirveyi görmüştür. Burada arkadaşlar işte İran'dan Hindistan'a gelen İranlı şairlerce geliştirilmiş. Önemli bir akımdır arkadaşlar. Dil oldukça ağır, süslüdür, anlam kapalıdır ve soyut konular, tasavvufi konuların ön planda olduğunu ifade etmek mümkündür. Arkadaşlar burada sorularımız var. Şair Edirne şehrinin güzelliğinden bahsetmektedir. Mesela hangi örnekle bunu e, Edirne şehrinin güzelliğini anlatırken hangi unsurlardan yararlanmıştır diyor mesela arkadaşlar. E, mesela şuradaki Edirne şehri mi bu ya Gülşehni meva mıdır? Yani Edirne şehri o kadar güzeldir. Güzel ki Edirne şehri bir gül bahçesi midir ki? Diyor mesela böyle bir benzetme yaptığını ifade etmek kullanılabilir arkadaşlar. Ee, i̇kinci metin, ikinci soruda metinde her beytin sonunda tekrarlanan mıdır soru edatı metnin anlatımı nasıl etkilemektedir? Siz de fark etmişsinizdir zaten. Aslında şiiri okurken ne yapıyordu bu? şiiri okurken bir de bir ahengin devamlılığını sağlıyor, canlılığını sağlıyor. Bunu ifade edebiliriz. Metinde şair 1. Ahmet'i nasıl ölmüştür? Arkadaşlar elbette zaten şiirin yazılma amacı metiye, kaside. Ee, onun birçok özelliği var ama mesela şu beyti hatırlayalım. Yani Sultan Ahmedi Adil ki ferşi dergahı arştan ala değilse çarhtan edna mıdır? Yani Sultan Ahmet öyle bir padişahtır ki o dünyaya ad adaleti getiren bir padişahtır. Onun adaleti gökte de yerde de aynıdır anlamında gelen bir ifade söylenebilir arkadaşlar. Burada 6. E, soruda metinde çok sayıda mübalağa ve ta tezat sanatı e, kullanılmıştır diyor. Mesela mübalağa Anda kasri padişahi cenneti âlâ mıdır? Yani Edirne şehrinin cennetten bir parça olduğunu söylüyor. Burada bir abartma var tabii ki. Tezatta da mihrini fark eylemez. Pinhan mıdır? Peyda mıdır? Burada pinhan gizli, peyda açık. Saçık anlamına gelen, bir beyan olan anlamına gelen bir ifade zıtlık var arkadaşlar. Siz de lütfen e, sözlükten de bakarak anlamlarına bakabilirsiniz. Burada siz bir kaside yazmak isterseydiniz kime yazardınız? Neden yazardınız? Nedenini açıklayınız diye ifade edelim arkadaşlar. E şiirde ahengi sağlayan unsurlar var arkadaşlar. Bunlara siz de bakarsınız. E, ama görüyoruz ki biz biliyoruz zaten ölçümüz, aruz ölçüsü. Kelime tekrarları cennet kelimesinin ısrarla tekrar edildiğini görüyoruz arkadaşlar. E aliterasyonlarda da m, ve m ve d sessizlerinin sıklıkla kullanıldığını biliyoruz. Biliyorsunuz aliterasyon e, dizelerdeki ünsüz harflerin tekrarıydı. Siz de lütfen şiiri inceleyerek bakabilirsiniz. Nefi'den az önce bahsetmiştik ama şöyle kısaca bir bahsedelim. Erzurum'un Hasan Kale ilçesinde doğmuş, iyi bir medrese eğitimi gören sanatçı. şairliği erken yaşlarda başladı. Mahlas olarak önce zarriyi sonra nefi'yi kullanmıştır arkadaşlar. Dört e, tane padişah döneminde yaşıyor birinci Ahmet. 1. Mustafa, ikinci Osman ve dördüncü Murat e, olmak üzere toplam 4 padişah döneminde yaşıyor. Nefi'nin arkadaşlar biliyoruz ki edebiyatımızda övgü ve yergi şairi olarak kullanılıyor. E, e, Şair olarak bilinir. Bir sihamı kazası vardır ki mesela bu sihamı kazasında arkadaşlar hicivlerinin yani eleştirilerinin olduğu, eleştirilerinin ön planda olduğu önemli bir e, kendi eserlerinden biridir. Nefi'nin bazı özellikleri var ki arkadaşlar, kelimeleri oldukça önemli kular kullanır, kendisini çok över Fahriye bölümünün de önemli temsilcilerinden biri olduğunu söylemiştik. Hatta İran şairlerinin büyük şairleriyle kendisini bir tutmaktadır, en az onlar kadar iyi yazdığını ileri sürmektedir. Nefi'nin işte bu hicve yani eleştiriye, yergiye olan düşkünlüğünün sonucunda 1635'te idam edildiği bilinmektedir arkadaşlar. Şimdi yukarıda burada okuduğunuz metinde geçen cenneti ala şahı cihanı ara büstanı pira gibi şeyleri ifadeleri doğru telaffuz ediniz arkadaşlar. Siz de lütfen okuyunuz, bakınız. Yukarıda sabah rüzgarının serinliği kendini yavaşça hissettirmeye başlamıştır. Cümlesindeki altı çizili kelime grubu bir zincirleme isim tamlaması örneğidir. Bu tamlama bir isim tamlamasının ikinci bir isim tamlaması kurması ile oluşur. Arkadaşlar biliyorsunuz isim tamlamalarını biz dört alt başlıkta inceliyoruz. Belirtili isim tamlaması, tamlayan ve tamlananın ne kaldığı, ın, in, in tamlayan eki ve ı, i tamlanan ekinin tamlayan ve tamlanan ekinin aldığını biliyoruz. Belirti isim tamlamasında tamlayan ek almayacak sadece tamlananımız alacak. Ee, takısız isim tamlamasında ikisi de almıyor ve tamlayan tamlananın neyden üretildiğini ham maddesinin ne olduğunu bildiriyor. Ve takısız isim tamlaması ise arkadaşlar yani özür diliyorum zincirleme isim tamlaması ise birden fazla isim tamlamasının bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ee, sabah rüzgarının serinliği sabah rüzgarı bir tamlama rüzgarının serinliği ise ikinci tamlama gördüğünüz gibi bir araya gelmiş oluyor arkadaşlar ee, diyor ki buna göre aşağıda verilen parçada geçen isim tamlamalarının altını çizip bu tamlamalarının çeşitlerini söyleyiniz beraber bakalım arkadaşlar uzaktaki gemilerin seslerini gemilerin sesleri arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir Belirtili isim tamlaması var. Neden belirtili isim tamlaması var diyoruz? Çünkü hem tamlayan ekimizi almış hem de tamlanan ekini almıştır. Duymaya çalıştım rıhtımda. Akşamın karanlık yüzü. Akşamın yüzü. Arkadaşlar şuradaki akşamın yüzü araya sıfat girmiş. Bu belirtili isim tamlamasıdır. Ee, araya sıfat girmiş olması yani bir... ...sözcü sözcük grubunun üç kelimeden oluşması onu zincirleme yapmaz. Buraya araya bu aradakinin sıfat olup olmadığına da bakmak gerekiyor. Burada tamlananımız sıfat olmuştur diyoruz. Kendini göstermeye başlamıştı artık. El ayak çekilmişti limanın her köşesinden. Limanın köşesi. Gördüğünüz gibi yine burada her sözcüğü belgesiz sıfat olarak araya girmiş. Yolcu bekleyen ailelerin şen konuşması. Ailelerin konuşması. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi araya sıfat girmiş bir belirtili isim tamlaması sessizliğin hakimiyeti bir belirtili isim tamlaması başlamıştı bu küçük limanda tabii benim de esaretim sadece limanda birkaç gemi ve ben kalmıştık ben de evin dönüş yolunu evin yolu gördüğünüz gibi evin dönüş yolu nasıl olmuş oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir belirtili isim tamlaması Hatta zincirleme isim tamlaması olduğunu söyleyebiliriz. Evin dönüş yolu, evin yolu dönüş yolu ifadesiyle zincirleme isim tamlaması olduğunu söylemek mümkün. Tutmaya hazırlanırken bir vapur düdüğü'nün cılız sesi, vapur düdüğü'nün sesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araya burada bir Sıfat girmiş fakat vapur düdüğü bir belirtili isim tamlaması, düdüğünün sesi belirtili isim tamlaması. ikisini beraber kullandığımız zaman vapur düdüğünün sesi karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar beni geriye döndürdü akşamın geç saatlerine kadar akşamın geç saatleri ne kadar beklerdim hep tam umudumu yetiştir itirmişken geldi yaklaşan vapur beni çocukluk günlerime geri doğru götürdü vapur yaklaştıkça ben daha çocuk oluyordum. Yıllardır görmediğim kardeşimi, çocukluk arkadaşımı görecektim nihayet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki isim tamlamaları da bu şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.